çok güzel bak. Soru tam sizlik. Tamam. Aynı dini taşımayan birisiyle evlenmek ister misin? Aynı dini taşımayan, aynı görüşlerini paylaşamayacağım bir insanla dini olarak. Aşık olursam evet. Aşık olursam evlenirim diyorsun. Evet. Ama zorlukları da olabilir. Zorlukları olabilir diyorsun. Evet. Bunu ailen nasıl karşılar? Ailem... Ya o biz dese? Bak kızım. Seviyorsam yine onu seçerim galiba. Valla çok seviyorsam onu seçerim. Evet seçerim. Aynen öyle. siz ne dersiniz? Yani ben de evlenirim eğer seviyorsam. Seviyorsam evlenirim. Evet. Dini görüşü hiç önemli değil diyorsun. Yok değil. Seviyorsam ben kendimi bildikten sonra, kendi dinimi bildikten sonra, kendi ibadetlerimi yaptıktan sonra sorun yok. Tamam. Siz? Evet. Ben evlenmem diyorsun. Evlenmem. Diyorsun. Evet ileride. Ya sünnetsizse? Yok evlenmem tamam. Ben. Evlenmezsin. Çünkü tamam. İleride hani bir çocuğumuz olursa ona hangi dini öğretmek zorunda kalacağım ben? Abi. O bir farklı taraf yani. Mesela tarafta. Sen diyeceksin ki çocuk 7 yaşına geldi, 8 yaşına geldi, sünnet ettirelim. Ha o diyecek ki ben de almadım. Sünnetsizim. Yok, çocuğum için peki evlendim. Olur. Bu pencereden bakarsan haklılık payı var mı arkadaş? Evet, he? Var. Değil ne mi? Oldu abla? Doğru. Sünnet önemli mi diyorsun? Sünnet önemli tabii. Teşekkür ediyorum kızlar. Rica ederiz. Bekar mısınız? Evet. Bekarsınız. Farklı dinden biriyle evlenmeyi düşünür müydünüz? Farklı dinden? Evet. Tabii ki. Olabilir diyorsun. Tabii ki. Benim olan, benim için diyorsun, dini görüşü önemli değil. Hayır hiç değil. Sünnetsiz olması da önemli değil. Önemli değil. Yani insan olsun yeter. Tabii ki de. Tamam. Allah inancı olsun, insan olsun. Şurası evet. Önemli. Tamamdır. Sağ ol. Farklı dinden biriyle evlenir miydin? Evlenmezdim. Evlenmezdim diyorsun. Önemli mi senin için bunlar? Önemli dinler. Dini görüş önemli diyorsun. Evet. Farklı dini de olmayacak. Evet. Ben Müslümansam o da Müslüman olacak. Müslüman olsun. Tamam. Teşekkür ederiz. İyi günler. Hasan. Farklı dinden biriyle evlenir miydin? Seninle aynı dini taşımayan biriyle. İnsan insan olursa evlenirim. Ne evlenirim diyorsun. Tabii. Garayı boşar gene alırım diyorsun. Ya boşanma değil. Ben de oğlum boşanma değil de yani. Ha, ikinciyi de alırdık. He ileri yaparım. Ne düşünün? Evet. Bir erkekle tanıştın ve çok sevdin onu, aşık oldun. Ama aynı dini görüşte değilsin. Evet. Farklı bir din mensubu. Evlenmek ister miydin onu? Evet. Yani çok seviyorsan her benim için dini görüş öyle önemli değil. Ailen ya. Karşı çıktı. Biz Müslüman bir aileyiz. Hristiyan birini veya Musevi birini istemiyoruz. Şöyle hani ailem de şey değil hani o benim dinime saygısızlık etmiyorsa ben de onunkine etmem. Ailem de benim görüşlerime saygı duyar o yüzden kabul ederiz. Diyelim ki evlendin. Evet. Oğlun oldu erkek. Evet. Sünnet yaptıralım diyor senin anneanne ve babaanne evet. Olarak seninkiler. Adam tarafı da benim oğlum da sünnetsiz gerek yok diyor. Ne olacak? Öyle bir film vardı düğün dernekte. Gizlice yaptırırdım ben. Gizlice yaptırdım. Aynen düğün sünnet dernekte. Yaptırdım. Evet. Sünnet benim için önemli diyor. Yani peygamberin sünnetsiz şey olacak. Olacak ne yapacak? Onu ben bilemem artık yapacak bir şey yok. Sence ne olur da? Bende de öyle olurdu. Dini aynı gün dini görüşü taşımasak da diyorsun. Evlenirdim diyorsun. Evet evlenirdim. Seversem iş biter. Evet. Sence? Yani evlenebilirim ama duruma göre de değişebilir. Ailemden ya, ya o ya ben? Ailem. Hı. Ailem? Ben, evet ben babamı ezemem. Adam dedi ki seni çok seviyorum, sünnette olacağım, her şeyi yapacağım dedi. Bu sefer düşündün mü? Dinimi Müslüman de Müslüman olacak mı? Tamam. O zaman ailem olur. De kabul eder zaten. O zaman ailem de kabul eder. Evet. Sizde öyle bir şey olsa olabilir mi? Evet kesinlikle. O zaman banka olur diyorsun. Yani, banka olur aynen. Evet. Tamam. Tamam. Çok sağ olun görüşleri paylaştığınız için. Ben seni biraz bekar daha mısınız? Evet. Şimdi size bir şey soracağım. Aynı dini görüşü paylaşmadığın farklı bir dini mesela sen Müslümansın Hristiyan evet. Birisi gelse çok sevsen aşık olsan evlenmek ister miydin öyle bir dini? Dinime gelirse evlenirdim. Ha benim dinime seçerse evet. Diyorsun. Seçmek istemedi ama çok da seviyorsun ne yapacağız? Kabul etmezdim. Kabul etmezdim diyorsun. Evet. Sen? Yok. Ben de yani. Kabul etmezdim diyorum. Kabul etmezdim. İlla Müslüman olacak diyorsun. Yani. Gidecek sünnet olacak diyorsun. Olacak. Olacak. Yani din önemli bir şey. Din önemli diyorsun. Aynen önemli. Tamam arkadaşlar çok sağ olun fikirlerinize. Kolay gelsin. Şimdi sizin kızınız ne var? Var mı torununuz? Var var. Kursu. Bugün siz Müslümansınız ya veya biz Müslümanız ya Hristiyan birine aşık oldu. Dedi ki babaanne ben bu çocukla evleneceğim izin verir misin? Veririm. Veririm. Hayat onun hayatı. Hayat onun hayatı. Evet. Sevdiysen evlen. Sevdiysen evlen. Mutlu olacağız evlenecek. Evet. Müslümanla sarıklı şalvarıyla evleneceği onunla evlenecek. Hristiyan evlensin. Gelin getirse kabul eder. Getirse çok başımın tacı. Ederim diyorsun. Ederim. Siz eder miydiniz? Aynen tabii ben dini benim için önemli değil diyorsun. Yok. Yani, i̇nsan olsun. O insan olsun. Onlar mutlu olsun. Anladım. Huzurlu evet. Olsun mutlu olsun. Hristiyan ne ya? Onu da Allah yaratmadı mı? Tabii. Biz herkesi kötülüğe kendimiz iyi mi olduk? Bak ne güne düştü. Değil mi? Her şey borç her şey. Çok sağ olun. Görüşlerinizi paylaştığınız için. Sağ ol. Teşekkür ederim. Yavrum size de. Seninle aynı dini taşımayan birisiyle evlenmek ister miydin? Hayır. Aynı dinden olacak diyorsun.
Aynı din. Ya hayır, ben başka bir şey anladım, kusura bakmayın. Yok, fark etmez. Benim için fark etmez. Seversem, Hristiyan da olsa, Musevi de olsa evlenir. Evet. Benim için önemli değil. Evet. Ailen karşı çıkar mıydı? Hayır. Çıkmaz. Seviyorsan evlen kızım derdi. Evet. Hayat senin, karar senin derler miydi? Evet derlerdi, karışmazlardı. Karışmazlardı. Mesela ileride bir çocuğun oldu, erkek çocuğun. Sen dedin ki sünnet ettireceğim. 7-8 yaşına, 10 yaşına geldi. Eşin dedi ki ben sünnetsizim, onun da olmasına gerek yok. Ne yapardın böyle bir durumda? Orada ne yapardım? Biraz hani anlaşmaya çalışırdım. Üstüne giderdim böyle bir şey. Hani olsun derdim. Ben sana saygı duydum, sen de bana saygı duy derdim. Derdim. Ben oğlumun sünnetli olmasını istiyorum derdim. 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 Tamam. Teşekkür ederiz. Görüşlerine paylaştık. Evli misin? Evet. Evlisin. Kızlar sizin mi? Evet. Kızlar şimdi dese ki anne, Hristiyan bir adama veya oğlana aşık oldum, evlenmek istiyorum. Bir şey diyemem. İzin verir miydin? Gene bir şey diyemem. Siz diyorsun şöyle. Ben bir şey diyemem o kadar. Aynı dinden olmayan farklı birine aşık oldu gitti. Ha, Hristiyan olmaz. Olmaz diyorsun. Yok canım. Diyelim ki kabul etti bir şekilde. Evlendi. Bir de çocuğu oldu erkek. Sünnet ettireceksin. Oğlan dedi ki ben sünnetsizim, gerek yok babası. Senin damat. Ne yapardın? Torunu saklı gizli sünnet ettirir miydin? Ettirirdim. Ettirir. Siz ne yapardınız? İzin verir miydiniz imkanı? Hayır. Vermem. Evlendim. Hayır, kızımın öyle bir Hristiyan birisiyle evlenmesine izin vermem. Hayır. Çok seviyor, evlenmek istiyor. Hayır. Kaçtı. Hayır. Kabı silerim. Reddederim. Reddederim. Müslüman da, o da Müslüman ölsün. Diyorsun. Bitti. Aynen. Aynı mı? Net konuştum. Tamam, sağ ol. Teşekkürler. Evet. Öyle. Şimdi düşün, torun yarın bir gün ileride Hristiyan birine aşık oldu. Evet. İzin verir miydiniz evlenmesine? Müslüman olursa tabii ki. Müslüman olmayacağım dedi ama çok seviyorum dedi. O kendi bileceği iş. Evlendi. Tabii ki evlensin. Torun oldu diyelim bir tane. Evet. O da oğlan. Evet. 7-8 yaşına gelse sünnet ettirme gereği duyar mıydı? Annesi babası karar verir, ben vermem. Damat dedi ki senin, ben sünnetsizim, oğlum da sünnetsiz geçsin, ne olacak? Kendi bileceği iş. Kendi bilir diyor. Tabii ki o kadar salça olmam, karışmam diyor. Karışmam tabii ki. Ben de, bana da karışılsın istemem çünkü. Kimse bana karışmasın, ben de kimseye karışmam. Özgürüz yani sonuçta. Teşekkür ederim. Onu soracaktınız. Bu kadar mı? Çok sağ olun, bu kadar. Ama Hatay, Antakya. Evet. Size bir şey sorayım. Kızınız mı? Evet. Kızınız. Evet. Kızınız Hristiyan birine aşık olsa, evlenmek istiyorum dese izin verir misin? Vermem. Vermem diyorsun. Ama çok seviyormuş. Evlenmek istiyormuş. Ne yapacağız? Vermem. Vermem diyor. Aynen. Öyle mi? Şimdi sorumuz şu. Hristiyan biriyle evlenir misin? Hayır. Ama çok sevdin, çok beğendin. O da seni çok seviyor. Ömür boyu mutlu olabileceğine inanıyorsun. Sadece dini farklılık var. O zaman evlenirim. Evlenirim diyorsun. Evet yani. Kesin bilemedim. Yani sevgiyesaydın sonsuz diyorsun. Din ne olursa olsun. Bilmiyorum. Öyle mi? Şu an karar veremem yani, şu an net bir şey söyleyemem. Çok seversem evlenirim diyordum. Yani çok seversem. Ananı istemiyor, ne yapacağız? Bilmiyorum. Kaçar mıydın? Hayır. Tamam. Kaçmam. Ya annen ya ben dediğinde annem. 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 Tamam. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ablam. Seninle aynı dine mensup değil. Evet. Birisini tanıdın ve çok sevdin, aşık oldun. Hayır. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani aynı dini paylaşmadığın biriyle kesinlikle aşık olmam diyorsun. Olmam. Kaç yaşındasınız? 18. 18. Mesela çoğu bizim Türk genci kızlarımız Tom Cruise'a mesela aşık. Evet. Mesela bizim zamanımızda Antonio Banderas'lar vardı, Sylvester Stallone'ler vardı falan filan. Evet. Onlara hayranlık besliyordu. Yani böyle meşhur veya işi gücü iyi Hristiyan bir erkek sana evlilik teklif etse kesinlikle olmaz mı diyorsun? Kesinlikle kabul etmem. Etmem diyorsun. Etmem. Sen? Aynen. Aynı yani şekilde. Çok sevsem de, aşık da olsam etmem. Asla. Yani farklı dine mensup birisiyle yani zaten öyle bir ihtimal olamaz ki. Yani uyuşmaz aşık olamaz. Yani. Uyuşmaz yani. Uyuşmaz diyorsun. Uyuşmaz. Evet. Sonun kesin ayrılık olur diyorsun. Aynen öyle. Olmaz ki ayrılık olsun. Yani baştan yani olsa bile ayrılık olur. Olmaz. Tamam, teşekkür ediyoruz kızlar. Ben teşekkür kolay gelsin. Ederim. Farklı bir dine mensup bir kızla evlenmek ister misin? Yani çok sevdin. Çok sevdim ama farklı bir dine mensup biriyle evlenme olasılığı olmaz yani. Neden? Ya şöyle diyeyim, mesela diyelim sen mesela Türksün abi. Karşı taraf diyelim Hindistanlı. Hindistanlı. Onların şeyi ayrı, senin onlara ait olan şeyin ayrı. Evet. Ya sen Müslümansın. Ya senin Müslümanlığını yaptığın için onlar da ayrı bir şey oluyor. Yani kültür çatışmasından mı korkuyorsun? Ya kültür çatışması olabilir falan, kuşak falan oluyor ya arada. Onlardan olabilir.
ben kesinlikle düşünmem diyorsun. Ya, düşünmüyorum. Ben Müslümansam Müslüman olacak diyorsun. Ya Müslümansam ama kız çok güzel. Rüyalarında bile göremeyeceğin kadar güzel. Ya olabilir ama. Ama kız diyelim mavi gözlü çok güzel Rus hatunu. Çok güzel aşık oldun. Rüyanda bile mükemmel. Abi işte. Böyle sorun değilsen bile şey yap. Yani Rus ne neyse. Oluyor? Sen maskenin ağzından şöyle bir ağzının suyunu sil. Devam edelim. Devam edelim şimdi. Rus olsa farklı mı olur diyorsun? Ya Rus olsa da hem farklı olmaz yani. Aynı şey. İster Rus olsun ister Amerikan olsun. Aynen. Hepsi aynıdır yani. Ben tekçe çatışma ve... Yüreğinden gelerek söylemiyorsun gibi mi geliyor? Gözlerin başka, yüreğin başka, ağzın başka konuşuyor. Yani şimdi birine... Sen hiç aşık oldun mu? Abi ben 8'den beri aşık olmuşluğum vardır. 8'den beri aşık olmuşluğum vardır. Aşık olmuşluğum vardır diyor. Aynen. Yani Rus bir kıza aşık olsan evlenemez misin mesela? O hem bana kalmış bir şey hem de aile tarafına uygun. Yani nasıl diyeyim ben sana? Hadi ben diyelim sevdim. Ben sevdim. Aşık oldum, evlenme şeyine geldim. Ama aile tarafı eğer sevmezse, ya şeyini beğenmezse o sıkıntı olur. Anladım. Yani ailem karşı çıkabilir diyorsun. Aile karşı çıkma olasılığı da var yani. Anladım. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz kardeşim. Rica ederim. Seninle aynı dini taşımayan birisiyle gördün, çok beğendin ve aşık oldun. Tanıdın, çok da iyi bir insan. Ayrımcılık yoktur bizde. Aynı dine mensup olmadığın halde evlenme gereği duyar mıydın onunla? Evet. İsterdin de. Evet, niye olmasın? Olabilir diyorsun. Evet. Herkesin dini vicdanıyla kendisinde diyorsun. Tabii ki. Ben evlenirim. Evet. Ailen karşı çıktı. İstemiyoruz bunu dedi. Zamanla alışırlar. Zamanla. Ben istersem. Ya o ya ben dedi ailen. Ailem. Ailem? Ailem. Tamam, teşekkür ederiz. Sağ ol. Şimdi Antalya'da yaşıyorsunuz. Evet. Torununuz var mı? Torunum yok. Yok, kızınız? Kızım da yok. Yok, oğlunuz var. Oğlum var, gelinim var. Geliniz var. Eğer oğlunuz bekar olsaydı. He. Anne ben var Hristiyan. Hristiyan, bekar olan oğlunuz. Ona zevkine bırakırım. Ben Hristiyan bir kız var. Çok sevdim, aşık oldum. Evlenmek istiyorum onunla deseydi karşı çıkar mıydın? Çıkmam. O eğer seviyorsa. Sizinki evlendi. Evet. Hristiyan. Yabancı. Nereli? Ukraynalı. Ukraynalı. Hem güzeldir o. Değil mi? Hem güzeldir. Ne bileyim valla güzel. İyi mi? İyi mi? Valla iyi bana karşı, iyi yani. Sevgisi, biraz... saygısı nasıl size karşı? İyi, çok iyi yani. Mesela iyi ki Ukraynalı bir kelini almışım. Yok, hayır demiyorum, bazen? Hayır, hayır. Memnunsun yani, iyi kalmışım. Hayır demiyorum, iyi demiyorum. Kalmışım yok demiyorum. Demiyorum. Keşke Türk mü olsaydı tabii, diyor. Tabii. Türk olmasa daha... Aklın yine Türk. Ben gidip almadım ki, kendisi almış. Yani kayınvalidelik yapsaydım keşke biraz mı diyorsun? Yok, yok, yapmam, yok, yapma. Yapamayız. Yapamam. Onu yapamayız, onu yapamayız. Kendi evladımız gibi görürüz. Yapmayız, tabii. Oğlum sevdi, bunu aldım. Aynen, aynen. Yabancı yani, ben ne diyebilirim ki ona hani? Bana bir zararı olmazsa benim de ona bir zararım olmaz. Saygısızlığı yok ama. Oğlun mutlu mu? O vallahi mutlu değil. Mutlu değil mi? Yok. O zaman kötü bir durum. Benim iki oğlum evli. Gelinlerimden memnunum. Oğullarım da çok yani mutlular. Yani üçüncü oğlum da Hristiyan bir gelin getirse. Vallahi hiç ben şey yapmam. Diyorsun. Karışmam. Kendi hayat bilecekleri. Kendi bilecekleri. Tamam ablacığım. Sonra da beni şey yapmasınlar, yani, sorumlu tutmasınlar sen yaptın diye. Kendin ettin, kendin buldun. Tamam ablacığım. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Rica ederim.